Bayla bayanlar, merhabalar, sevgiler, saygılar, umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bugün Ares 200 ile beraberiz. 2022. İlker, 2022 miydi lan? 22 miydi, 23 mü? 24.4 beygir. Hayır, modeli kaç? 22 Kasım çıkışlı, 23 ile aynı. Sanırsın 170 beygir de 24.5 ha. Ares 200, sevgili İlker'in motoru. Aynı zamanda satışta bu motor. Dedik bir satılmadan bir deneyelim. Nasıldır? 24,5 beygir, 25 beygir. 18,6 Newton metre torkumuz var. Birazcık stiff bir motor amortisörlerden dolayı. Hali hazırda, birazdan offroad'da da göreceğiz zaten de. Normal kliponlardan ziyade, normal spor motosikletlerdeki kliponlardan ziyade bunun kliponları bir tık daha affedilebilir düzeydeler. Çünkü hem burada bir yükseltme var. Normalde kliponlar şurada takılı olur. Böyle oturursun. Bir tık daha yüksekte daha rahat oturabilmeniz için. Tuşlarımız farklı farklı. Trip 1, Trip 2 bunları yönetiyor. Odo genel kilometresi 10.500'de. Saatimiz var, hız göstergemiz var. Bu motorda vites göstergesi yok, haberiniz olsun. Bir de dörtlü takmış buraya. Sağ olsun kardeşim. Kapanmıştı bu oğlum. Arkadan kablosu çıktı. Debriyaj bayağı yakından kavruyor. Gidon mesafesi gördüğünüzde çok da yüksek değil. Benim motora nazaran bir tık daha... nasıl denir? Ön freni hali hazırda şu anda söyleyebilirim. Kötü. Gördüğünüz üzere bir tık daha oturuş pozisyonu olarak agresif. 200 cc bir motor. Şöyle kaskımızı da kapatalım. 200 cc bir motor. Vites pedalı benim için bir tık aşağıda. Tankı gördüğünüz üzere dar. Yani dar bir tanka sahip. Yani dizlerinize tutması çok da zor değil. Hatta her spor motorda olduğu gibi şurada dudakları var. Bu tanktaki dudaklar sizin motosikletten sarkarken dizinizle motora daha rahat tutunabilmeniz için varlar. Onu da söylemiş olayım. Sağa sola atması şu anda çok keyifli görünmüyor. En azından en son kullandığım NK250 gibi sağa sola flickable muhabbeti pek yok. Bizim için otoban sayılabilecek bir yolumuz var. Mudanya yolu. Bursalılar bilir. Birazdan Mudanya yoluna çıkacağız. Bakalım bu motor otobanda nasıl bir performans sergiliyor. Bir de tek silindir bir motosiklet bu. Bildiğiniz üzere NK250 de tek silindir. Bir tık daha hızlandığımız zaman ne olacağını göreceğiz. Bakalım biraz daha hızlanınca titreşimi ne halimde olacak. Tek silindir motorların kullanıcılar olarak bizim için en önemli olaylarından bir tanesi titreşim muhabbeti. Bakalım nasıl hızlanıyor. Yani kötü değil. Kapa gaz gidiyorum şu anda. Ama şimdiden rahat bir şekilde söyleyebilirim ki, birazdan zaten virajlı yollara da gideceğiz. Şimdiden rahat bir şekilde söyleyebilirim ki güzel bir viraj kontrolü olacakmış gibi hissediyorum. Yalan yok. Son vitesteyim. Bir motosikletten bekleyebileceğimiz civarlarda hızlar. Normal kullanımlarda. Tabii birinci vitesten işte kalkış yaparsın. İşte bir ne bileyim 20 kilometre daha oynar hadi 140'a çıktı vesaire de hani top speed çok lazım değil yani. En azından benim gözümde bu böyle. Güzel görünüyor. Rahat oturması rahat. Selesi bir tık sert. Onu söyleyebilirim. Bir de benim için oturma yeri olarak yani sele olarak benim için bir tık daha küçük, bir tık küçük. Birazcık daha hareket edecek yerim olsaydı daha rahat olabilirdim. Yani burada, yani evet bu birazcık da lastikle alakalı bir şey. Şu hareketi yapabilme kabiliyetimiz. İki farklı lastik var bildiğiniz üzere. Birisi V şeklindedir, birisi daha U şeklindedir.
bu motosikletin lastikleri biraz daha U şeklindeler. Yani kenardan kenara motosikleti sallayabilmek, yani şu hareketi yapabilmek, benimki gibi, Vento Sport gibi, Rosso lastikler gibi V şeklindeki profili olan motosikletlerle çok daha kolay. Yani sadece biraz daha tuhaf hissettiriyor. Herhangi bir güvenlik problemi doğurmuyor, onu söyleyeyim. Onlar birazcık daha performans lastikleri olduğu için, V şeklindeki lastikler biraz daha performans lastikleri olduğu için profilleri o şekilde yapılıyor. Bir tık daha öne oturup, yani tam olarak kullanım pozisyonu bu motosikletin. Dediğim gibi şu anda artçı selesine kıçım bayağı değiyor. Hatta uzun mesafede güzel bir kalça izi bırakır bende. Öyle hissediyorum. Umarım çok fazla rüzgar gelmiyordur size. Güzel bir rüzgar var çünkü. Şu an tapa gaz gidiyorum bildiğin. Ve NK ile arasındaki yegane fark titreşimi, onu söyleyebilirim. NK 250, en son kullandığımız NK 250 çok daha hızlı, çok daha fazla titriyordu bundan. Bunda da evet, benim motorumdaki kadar az değil titreşim. Ama fark edilebilecek bir titreşim de değil. Yalan yok. Bu yol bayır aşağı bir yol. Yani burada birazcık top speed belki denenebilir. Ama dediğim gibi ben çok top speed meraklısı da bir insan değilim. Allah var ya. Yani çünkü benim aklımda her zaman benim aklımda süspansiyonları sert arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ayağa kalkmama rağmen. Benim için önemli olan virajdaki performansıdır motorun ve motosikletlinin. O yüzden yani dümdüz yolda yani merak ediyorsanız tabii ki de girip bakabilirsiniz. Bu arada dörtlümün yandığının farkındayım. Şu kablosu çıktı. Bu onun kablosu. Merak etmeyin. Bir şey yapılacak bir şey değil. Dediğim gibi viraj performansı olarak ben bakıyorum. Ve ben şu anda 700 cc bir motosikletin hızıyla, gücüyle o civarlarda 600-700 cc'lik motosikletlerin gücüyle viraj yapabilen bir insanım şu anda. Bu arada benim viraj yapmamla o bindik junkilerin konka geçen hafta, yani bu insanların benimle aynı virajı değil takdir edersiniz ki. Ona göre hızım vesaire, yoluna göre tabii ki. Velhasıl kelam, lafı çok uzatmayayım. Şunu söylemek istiyorum. Basitçe anlatmam gerekirse, ben 700'lük bir motosikletle 120 ile bir viraja giriyorsam, binlik bir motosiklet alıyorsam 140 ile 150 ile girmem lazım o viraja ki binlik motosiklet aldığıma değsin. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında kabaca. O yüzden bundan sonra da motosiklet yükseltmek istediğim zaman, Allah nasip ederse, yine 600-700 cc'lik ama daha premium bir motosiklet almayı planlıyorum. Ki aklımda ilk canlanan motor da Daytona oldu. Triumph'un Daytona'sı. Çok güzel motordur. Çok solid motordur. Ne yapacağı bellidir. Nelere kabiliyeti olduğu bellidir. Güzel. Ama çok bir ön fren performansı yok. RS200'ün, onu söyleyeyim. Yani biraz daha erken fren yapmanız lazım. Bak, direkt ABS'yi sokuyor zaten. Bizim memleketin yolları da rezil olduğu için birazcık daha erken fren yapmaya başlayın derim. Bizim çocukları bekleyelim. Let the sunshine. Lastiğe bakmadık. Dert değil. Bir de sinyal şeyden biri açık. Biliyorum biliyorum. Ha. Sinyal değil, işte dörtlü. Ha, normal sinyal mi? Ben de dörtlü zannediyorum, ondan şey yapmadım. Bocam yandı lan. Yanar. Yüksek CC öyledir. Benim yanıma geldin, benimki de yandı anasını satayım. Arka freni NK250'de, bak direkt söyleyebilirim abi, direkt anlaşılıyor zaten. Arka freni ön freninden daha iyi bu motorunda. Bunu daha önceki videoda da söyledim. Belli bir standardın altındaki motosikletler maalesef böyle bir şey yaratıyorlar. Veya düz de gideriz. Belli bir standardın altındaki motosikletlerde maalesef var böyle bir şey. Arka fren ön frenden çok daha iyi tutuyor. Bu da motosikletin ergonomisiyle, o suyla bu suyla kesinlikle alakalı bir şey değil. Onu da söyleyeyim yani. Tamamen malzeme kalitesi. İşte lastiği öyleymiş de, o su böyleymiş de falan filan gibi bir şey değil yani. Abi şuralardan benim motorla geçerken o kadar korkuyorum ki. Çamurluğum olmadığı için.
Bir an suyu görünce bir an o yüzden durdum mesela. Sırtım çamur olacak diye. Ama bu konuda haklıyım bu arada. Ben arka lastiğimden vizörüme çamur geldiğini biliyorum arkadaşlar. O yüzden ya kimse çamurluksuz motosikletle motor kullanma korkumuzu sorgulamasın. İkinci vites. Yani çok tabii bırakmıyor kendine. NK 250 ile kıyaslamam gerekirse bir tık daha atik gibi hissediyorum NK 250 bundan. Ağırlığını, genel özelliklerini hepsini zaten size yazacağım. 151 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım böyle bir tık da boktan olan yollarda nasıl bir performans sergileyecek. Bundan sonra da bildiğiniz üzere off-road'umuz var. Bir off-road'a çıkaracağız motoru. Bakalım süspansiyonların performansı nasıl. Benimkinden düşük CC motosikletlere bindiğim zaman her zaman yanıldığım, daha doğrusu takıldığım şeylerden bir tanesi vitesler oluyor. Çünkü bir de sürekli kullandığım geldiğim yollar ya bunlar. Yahu normalde benim motosikletimle 3 ile 4 ile çıktığım yeri bunu 2 ile gitmek zorundayım. O yüzden birazcık şey yapıyor. Birazcık ambale ediyor beni. Bak gibi bir şey oluyorum yani. Dediğim gibi motorun titreşimi var. Bu arada şunun farkında mısınız? Bak bir önceki videoda da böyle oldu. Yaptım ya. Abi virajların oraya ne zaman gelsem benim keyfim artıyor. Farkında mısınız? Bak bir önceki videoda da böyleydi. Tam yine buralarda böyle tam burada bir tane Uno geçiyordu falan. Uno bey! Abi viraj görmeyeyim ya. Vallahi viraj görmeyeyim. Buradaki evler de güzel ha. Evler güzel. Kaça, kaça bunlar. Bunlar kaça. Let the sunshine. Let the sunshine in. %7'lik bir eğim. Bu arada her böyle viraja vesaire geldiğim zaman da şeyleri hatırlatmakta fayda var. Hazırsak eğer. Ön freni deniyorum. Yani çok ağır. Dediğim gibi burada da trail brake yapmamız lazım. Çok ağır işliyor. Samimi söylüyorum. Neye karar vermeye çalışıyorum? NK'nın mı daha kötü, bunun mu daha kötü freni? Ona karar vermeye çalışıyorum. Ya ikisi de kötü de. Ya tabii ki de bu kötü deyişimi yanlış anlama. Hani abi tutmuyor freni değil. Kötü. Ya kötü. Burada her zaman bir şeyler dökülmüş oluyor bu arada. Ve ben burada her zaman düşük CC motor kullanırken vites düşürmeyi unutuyorum. Kabiliyet olarak hiç de şey durmuyor yani. Çok da yüksek RPM'lere motoru çıkarmak istemiyorum. Burayı 2'de döner mi bu? Çok emin değilim. Yani saldı biraz kendini, bir de dönmedi. Arka lastiği birazcık saldı kendini ama orası için normal. Hem yol kötü, hem ben tam pozisyonlanmadım vesaire. Sadece bir viraja bakıp motor yargılanmaz. Ayıp. Vücut pozisyonunda da aklınızda olması gereken şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Döndüğünüz tarafa bakan omzunuzun da virajın içini gösteriyor olması lazım. O da aklınızda olsun. Bak böyle küçük küçük bu. Oh. Abi bu motorun süspansiyonları çok canımı acıtacak birazdan. Gitmek istemiyorum. Bu motorla offroad yapmayalım kurbanın olayım. Abi ne olur bununla offroad yapmayalım. Abi şu küçücük geçişlerde bile o kadar şey yapıyor ki, o kadar hissettiriyor ki. Yani süspansiyonlarda şöyle bir tavır var. Sen hayırdır lan? Bak birazcık. Evet evet. Ama tam viraj performansını hakikaten güzel olan yolda denemek lazım.
ki bu yollarda, hele ki Türkiye gibi yolları olan ülkelerde, şehir içinde normal böyle halka açık yollarda, pist dışındaki yerlerde çok böyle rossilikler denememek gerekiyor. Çünkü ne asfaltın tutup tutmayacağı belli, ne önüne bir şey atlayıp atlamayacağı belli. Türkiye burası, biliyorsun. Amerika'da mesela, Amerika'da en kötü yolda şey olur. İşte bir aracın arkasından bir şey düşmüştür. Çamaşır makinesi düşmüştür mesela. Bizde öyle değil abi. Bizde otobanın ortasına inek de sıçmıştır. Efendime söyleyeyim, ters şeritten gelen bir keko da vardır. Anlatabildim mi? Cam kırıkları da vardır, o da vardır, bu da. Ya biz o konuda çok böyle çok yönlü bir ülkeyiz. Yollarda karşılaşabileceğimiz şeyler anlamında. O yüzden bak, evet. Arkası bir tık bırakıyor kendine. NK'la çok yaşamamıştım bunu. Koç lastiğiyle de tabii alakası olabilir. Bak gördün mü? Gördün mü? Vizörü açacağım zamanı. Kör aldım! Kör aldım! Güzel olur, motor 104 derece olsun. Niye öyle oldu lan? Abi ben bugün niye motor düşürüp duruyorum? Dur, size manetimi göstereyim. Şunu biraz bir zımparalamamız lazım ama el keser bu. Akıllı bakalım bakalım. Ayrı bir tatlıdır. Evet. Değil mi bak? Gözlerinden bu arada, biliyor musun? Küçücük ya öyle. Ne kadar güzel. Ya çel... Salak herif. Çok kısa bir mola vereceğiz. Ondan sonra bir offroad'a çıkalım. Yok. Bu motoru hiç ikinci vitese almaya gerek yok. Bakalım R... Yo, burada varmış. RS200 bakalım offroad'da nasıl? İstediğim hızlar değil, bir de bayır ya. Ya. Benim motor gibi eğlenemezsiniz, onu söyleyeyim. Fak 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 fak. Abi buradan dönmesi birazcık problem işte ya. Şu olmasa... Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Debriyajı çok geride lan, ben ne yapayım? Yo, ben buradan da geçerim ki. Allah! O o o. O. Yani NK'dan bir tık daha iyi diyebilirim offroad'da. Ama süspansiyonları sert, onu söyleyeyim. Arka freni, bu arada bu motosikletle durmak istiyorsanız eğer, kesinlikle arka freni kullanmak zorundasınız. Ya sadece önle durmak gibi bir şeyiniz yok. Onu söyleyeyim. Evet, biraz daha racing pozisyonu. Bakalım bu motor gerçek virajlarda, güzel yollarda nasıl? NK lastiklerinden olabilir. NK bir tık daha güvenli hissettiriyordu buna nazaran. Ya bu motosikletlerle tam olarak viraj neden yapılmıyor? Hız anlamında çok yapılmıyor. Çünkü al gördüğün gibi hani şu an bayır yukarı bir yol burası. Ve ben halihazırda bütün vitesi tüketmiş durumdayım. Burada açıyoruz. Kendimi içeri attıkça haliyle motosiklet daha stabilleşmeye başlıyor. Bir tık daha iyi gibi. Ya evet, NK'yla, NK250 ile çok benzer bir şeyleri var.
ne denir? Çok benzer bir frenleri var. Çok iyi değil maalesef. Maalesef çok iyi değil. Temiz. İşin bitince haber ver. Hiç bu kadar yattığını gördün mü motorunun? Ben bir veya iki kere bu kadar yatırdım bu motoru. Kabiliyeti var. Ha? Kabiliyeti var ama bu kadar iyi tutmayan bir yol olmadığı sürece yapma. Aga, bir arkası bir bırakıyor çünkü kendini. Arkada hava yok gerçekten yok. Bunun farkındayım. Ön frenine güvendim. Karşı bariyere giriyordum az kalsın. Niye, ön frenim güzeldir ya? Bok gibi. Güzeldir, güzel. Bok gibi. Vallahi güzel ama. İstiyorsan bir de bunu sür. Olabilir. Ben denemek için hani arasındaki farkı daha iyi anladım. Olabilir. Çünkü hayır, yavaşlamak için bir an kafa gitti. Normal şimdi full vücut çalışıyorum ya. Bir de şey değil. Konuşmuyorum ya. Yola odaklandım, altımda benim motorum var zannediyorum. Frene aldım, yavaşlamıyor motor. Basıyorum basıyorum, yavaşlamıyor. Son anda aklıma geldi şey, arka frenle beraber bunun anca çalıştığı. Arka frenle beraber yavaşlayıp zor döndüm yani. O kadar performans sürüşü için çok da yavaşlamıyor.